Renkli fotoğraflar ortaya çıktığında insanlar ilk başta bunun çok yapay göründüğünü düşündüler. Önemli, samimi, hakiki resimler siyah beyaz olmalıydı. O zamanki norm buydu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra renkli baskı yaygınlaşmaya başladı. Fotoğrafçılık denildiğinde insanların aklına gelen şey de zaman içinde siyah beyaz yerine renkli fotoğraflara dönüştü. Gümüş bazlı tüm fotoğrafik işlemler maviye duyarlı olarak başlar. Fotoğrafta mavi ve beyaz aynı değerdedir. 19. yüzyıla ait manzara fotoğraflarına baktığınızda neden o zamanlarda bulutlar yokmuş ki diye merak edersiniz. Bunun sebebi gökyüzündeki beyazın ve mavinin fotoğrafta eşit değerde algılanmasıdır. Renkli baskı için öncelikle tüm renkleri kaybedebilen bir siyah-beyaz filminiz olması gerekir. Emülsiyonların duyarlı hale getirilmesi esasında likit emülsiyona boyalar eklenir. Bu işleme boyaya duyarlı hale getirme denir. Frederick Ives, renkli görseller elde edebilmesi için siyah-beyaz filmlerin boyayla duyarlı hale getirilmesi gerektiğinin anlaşılması konusunda etkili olmuş bir isimdir. Bu çok karmaşık bir şey. Renkli fotoğraf elde etmek için ilk yapılan denemelerde aynı sahnenin 3 ayrı negatifi alınırdı. Negatiflerden bir slide yapılırdı. Slide pozitif bir görüntüdür. Diapozitif veya kısaca dia denir. Sonrasında pozitif slide'lar 3 farklı projeksiyona yerleştirilirdi. Orijinal negatifi almak için kullanılan filtre projeksiyonun önüne koyulurdu. Bu 3 farklı renkli görseli birbirinin üstüne gelecek şekilde yansıttığınızda tam renkli bir görsel elde ederdiniz. Bir araya getirme prensibiyle renkli resim üretmenin bir başka yolu da kırmızı, mor ve yeşil renklerle yapılan, noktalardan veya çizimlerden oluşan bir slide kullanmaktı. Renk harmanlama işini yapan noktalar o kadar küçüktür ki bunları resimde göremezsiniz. O noktalar birbirleriyle o kadar iç içedir ki gözle baktığınızda renkleri harmanlanmış olarak görürsünüz. İngiltere'de 1850'lerde James Clerk Maxwell, renk algısı üzerine deneyler yaptı. Bir araya getirme ya da toplamalı renk karışımını açıklamak için ilginç bir fikir ortaya atmıştı. Bu gördüğünüz Maxwell'in renk çarkı. Bu bir renk karışımı makinesi. Akıllı telefonunuza, telefon ekranına veya bilgisayar ekranınıza bir büyüteçle çok yakından bakarsanız aynı kırmızı, mor ve yeşil noktaları veya çizgileri görebilirsiniz. Otokrom yöntemi Auguste ve Louis Lumière tarafından keşfedilmişti. Halkın kullanımına hazır halde üretilebilen ilk renkli yöntem buydu. Lumière kardeşler, film çekme makinesini icat etmeleriyle bilinirler. Otokrom da daguerreotipi gibi tek ve pozitif bir görsel üreten bir işlemdir. Yani eşi benzeri olmayan bir görsel. Farkı ise ortaya çıkan resim bir slide'dır. Dolayısıyla buna arkasından ışık tutarak bakmanız gerekir. Otokrom, Jolie levhası gibi toplamalı renkli levhalarının ilk örnekleri, insanların kendi fotoğraf makineleriyle tek bir levha kullanarak renkli fotoğraf çekebilmelerini mümkün kılmıştı. Ortaya çıkan ürünü elinize alıp bir pencereye tuttuğunuzda tam renkli bir görsel görebiliyordunuz. Renkli fotoğraf çekmenin bir başka yolu da toplamalı yöntem yerine çıkarmalı yöntemi kullanmaktır. Çıkarmalı renk yöntemi, fiziksel olarak birbiri üzerine yerleştirilen magenta, sarı ve cam göbeği renkli görsellerle yapılır. Kromojenik renkli fotoğraf 1930'larda keşfedilmişti. Tüm bu renkli fotoğraf hareketine esas öncülük eden ise Kodachrome yöntemi olmuştu. Her şey Mentz ve Godowski'nin Kodak araştırma laboratuvarlarında yaptıkları çalışmalarla başladı. Kromojenik renkli baskı bir jelatin emülsiyonu ile yapılır. Bu emülsiyon gümüş bazlıdır ve birçok katman içerir. Film ya da kağıt banyo edildiğinde her bir katman, cam göbeği, sarı veya magenta katmanı için gereken boyayı salar. İşlem sırasında gümüş aslında yok edilir ve geriye sadece renkler kalır. Bunun sonucunda eş zamanlı olarak kağıda ve filmin üzerine vuran ışıkla ortaya çıkan tam renkli bir görsel elde edersiniz. İşte bu çok önemli bir gelişme.
Bu nedenle kromojenik renkli baskı yöntemi 20. yüzyıl boyunca kullanılan en yaygın ve teknolojik yöntem haline gelir ve günümüzde de halen kullanılmaktadır. Ama dijital fotoğrafçılıkla birlikte işler biraz yavaşlamaya başladı. Kromojenik renkli baskı bir kere ortadan kaybolursa onu bir daha asla göremeyeceğiz. Çünkü bu çok büyük altyapı gerektiren bir yöntem. Bir kez yok olursa korkarım ki analog fotoğrafçılığın bir daha geri dönüşü olmayacak.